Evet arkadaşlar, SPK'nın yasal uyarısını bir okuyalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibarettir. Hiçbir hisseyi veya enstrümanı al sat tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, en güzel günler, en güzel hafta sonları, en güzel önümüzdeki bayram sizlerin olsun. Şimdi arkadaşlar, yaklaşık 20 gün önce ben endekste 5700 seviyelerine geldiğinde, hatta 5700-739'dan biraz aşağılara geldiğinde arkadaşlar ben %60 nakite geçiyorum demiştim. Şimdi videomuzun konusu nakite geçtik veya bir müddet hisse aldık. Şu an ne yapalım? Rusya iç savaşı mı çıktı? İşte darbe oldu falan filan. Şu andaki pozisyonumuz hakkında ne yapmamız gerektiği hakkında kendi şahsi fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar önemli bir noktaya önce değineyim. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 20 gün önceden beri endeks 5700 olduğundan beri ben arkadaşlar dedim %60 nakite geçiyorum. Ve dedim o paramızı 3'e bölüyoruz. Kısa, orta ve uzun vade. Asla uzun vadelerde hiçbir problem görmüyorum. Onlar haricinde dedim. Onlarda bir problem yok dedim. Ama kısa ve orta vade hisselerimizde %60 nakite geçiyoruz dedik. Biz söylediğimizin her zaman arkasındayız. Ve arkasında olmaya da devam edeceğiz. Öncelikle ben en son çekmiş olduğum videoda Merkez Bankası'nın faiz kararı durumunda arkadaşlar sert yükseliş ve sert düşüş olabilir dedim. Sert yükselişlerde dedim satış fırsatıdır dedim. Doğru mu? Doğru. Sert bir yükseliş yaptı. Yani faizin açıklandığında sert bir yükseliş yaptı. Yani endeks yükseldi. Hisseler 7-8 yukarı gitti. Ve dedim ki satış fırsatı. Öncelikle o çekmiş olduğum, en son çekmiş olduğum videonun altına çok yorumlar yazıldı. Beni haşladınız. Evet anlıyorum. Anlıyorum. Fakat küçük yatırımcılarımız, sevgili kardeşlerimiz, onları da anlıyorum. Özür dilemem gerektiğini söylüyorlar. Yani endeksin düşeceğini söyledin ama endeks yukarı gitti. Doğru. Özür dilemek erdemliktir. Bunu da anlıyorum. Fakat ben ortada özür dileyecek bir durumun olmadığını görüyorum. Ben 5700 seviyelerinde küsuratları saymaya gerek yok. Hisselerinizi ben yani satın alın demiyorum dedim. Her zaman diyorum ben nakite geçiyorum. Ya bu da ona benzer bir şeydir ayrı. Onu ben anlayamam. Ben geçtim. 5700'den endeks kaç liraya geldi? 5170'lere, 50-60'lara, oralara kadar bir geri çekilme yaptı. Hisselerimiz ortalama bizim satın veya ben nakite geçiyorum dediğim süreçte hisseler en az %35, 30, 25, 15 gibi bazı işlerinde hisse bazlı hareketler haricinde 30, 25, 25, 30 aşağı, ortalama 25 diyelim. 20 diyelim. Hatta 15 diyelim. Tavan alalım. 15 diyelim. Biz sattıktan sonra endekste bazı hisseler %30-35 düştü. Aşağıya kadar geldi. Alım için acele etmeyin. Alırsanız da azar 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 miktarda alın dedik. Diyelim ki almadık. Almadık. Dedik ki cuma seans kapanışına doğru veya pazartesi salı günü tekrardan alıma geçeceğimi söyledim. Bunda mutabıkız. Zarar ettirdiysem onun için de özür diliyorum. Bak özür de diliyorum. Ama ben zarar ettirmediğimi düşünüyorum. Nasıl? Şimdi bir hisse yukarıdan satıp %25-15 aşağı düştü. Evet düştü. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra sert yükselişte satın dediğim zaman %6-7-8 gitti sattık. Oradan da kar ettik. Ve tekrardan aynı yere veya 2-3 daha yukarı çıktı. Peki %15 ben minimumu aldım ben. %25-30 düşenler var da ben minimumu aldım. Aşağıya düştü. Biz şu anda geri tekrardan %7-8 hatta 10 gitti diyelim. Biz yine %5 kardayız.
Nasıl zarar ettiniz? Onu anlamıyorum. Zarar edenlerden de özür diliyorum. Demek ki beni tam dinlememişler. Tam dinlemediklerini görüyorum. Cuma günü de dedim ki, çekmiş olduğum videoda ya artık ben azar azar alıyorum dedim. Doğru mu? Doğru. Ve bir miktar. Ve nakitimizi %30'uyla dedim. Alıyorum. Pazartesi %30 ve salı günü %30 olarak %100 borsaya geçeceğimi sizlere söyledim. Geçmeye de devam edeceğim. Bunda mutabıkız. Ama ben size yani her zaman, ne zaman, yani bir de şu çok önemli, şu konuya lütfen dikkat buyurun. Ben aşağıya düştüğü zaman bana o kadar çok güzel mesajlar geldi ve beni çok mutlu etmişti. Allah senden razı olsun. İyi ki satmışım. Örnek veriyorum, Sasa. Sasa ile ilgili çok satış söyleyenler var. Sasa ile Hektaş, işte Aselsan, işte Şişe, bunlarda yoğunluğu olan arkadaşlar, işte Petkim gibi hisselerde olan arkadaşlarımın çok beni onurlandıran mesajları görmüştüm. Aynı kişiler. En sonki mesajda ise keşke satmasaydım, seni dinlemeseydim, seni izlemiyorum, takipten çıkıyorum falan. Canınız sağ olsun. Biz küçük yatırımcı için bunları çekmeye devam edeceğiz. 200 tane gelen yorumun 50 tanesi olumsuz, 150 tanesi yine olumlu. Yani şöyle. Yani %15-20 geri çekilmiş, %10 yukarı gitmiş, hala %5-10 civarında kârda olmasına rağmen ben zarar ettim diye yazanlar bence bilinçsizce, psikolojikçe böyle öbür mesajları okuyarak, onlardan etkilenerekten yazdıklarını düşünüyorum. Onlara da saygı duyuyorum. Ama inanın ki bundan önceki Ramazan bayramında nasıl söyledim sizi de %20-30 kâra geçirdim. Ondan önce yılbaşından söyledim sizi en az %35-40 kâra geçirdim. Sadece bunda %15-20 düşüp %7-8 yukarı gitti diye hakaretler işittim. Bu da beni çok üzdü. Gardımı düşürdü. O kadar çok çırpınıyorum ki. Yani ben orada Merkez Bankası'nın zaten 15 civarında, 15-18 aralığında artıracağını size defalarca söylemiştim. Orada yataya geçip yukarı aşağı hareket yapıp eğer bir sıkıntı olursa altını dolduramazsa. Yani Merkez Bankası %15 yapacak ama ilerliyse, gerekirse ileriki günlerde faiz artışına devam edeceğiz. Söyleme olmazsa borsa sert düşer, bizi duman eder demiştim. Bunda doğru. Yani ona benzer bir kelime kullanmıyorum. Ama Merkez Bankası faizin gerekirse daha da artış yaparız, gerekirse yukarı gider gibi söylemleri olumlu yansıdı. Bunu kimse bilemez. Zaten ben bilmiş olsaydım veya sosyal medyada, Twitter'da o üstadlar bilmiş olsaydı zaten 10 tane video çekerlerdi ve söylerlerdi. Kimse bilemez. Bunu hiç kimse bilemez. Elimden geldiği kadar sizleri korumaya çalışıyorum. Sizin zarar etmemeniz için uğraşıyorum. Ama gardımı düşürdünüz. Buna bir şey diyemem. Onlara da saygı duyuyoruz. Peki ne yapacağız şimdi? Ona dönelim. Saygı duyuyoruz herkese. Sizleri seviyoruz. Sizlerle biz büyüyüz. Takipçimiz olduğu için seviniyoruz ve mutlu oluyoruz. Ve size para kazandırdığımız zaman Allah senden razı olsun, İyi ki satmışım diyenlerin sayısı olumsuz yazanlardan %80 daha fazla olduğu için ben yine mutluyum. Şimdi ne yapacağız önümüzdeki pazartesi ve salı? Şimdi biz cuma günü bir miktar alım yaptık. Evet. Ama pazartesi günü yani bu Rusya Wagner iç savaşı, işte darbe marbe ayağı falan filan, neyse fazla detaya girmeyeyim, videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Yani o olayın bizim borsada ne kadar etkisi olur onu bak tam bilmiyorum. Biraz aşağı da olabilir, yukarı da olabilir. Onu kimse şu anda bilmiyor. Çok araştırdım, kesin bilgi yok ama bazı şey şu şekilde hareketlerin olacağını düşünüyorum. Yani Rusya biliyorsunuz dünya, özellikle Amerika'sı, Avrupa'sı, Almanya'sı, Fransa'sı, İngiliz'i falan filan neyse ambargo uyguluyor. Bu ambargo uyguladığından dolayı acaba Rusya bu olayı bilerek veya
böyle danışıklı dövüş derler ya, ondan dolayı mı böyle bir şey yaptı, ambargoların kalkması için gibi. Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna savaşında belki bir geri çekilme, yumuşama ve savaşı bitirme taktikleri olabilir diye de düşünüyorum. Enerji fiyatlarının bu şekilde olmasından dolayı, eğer savaş çıksaydı enerji fiyatları, Rusya zaten dünyanın enerjisini, petrolünü, doğalgazını veren büyük bir devlet, onlarda ani yukarı hareketler olacağını düşünüyordum. Ama tekrardan bir barış anlaşması yapıldı. Wagner geri çekildi. İşte Belarus'a gitti. Ama ben inanıyorum ki bu Putin o Wagner'i yani yaşatacağını zannetmiyorum. Bir şekilde bir bakacağız ki hemen kısa zamanda olmasa da ya kalp krizinden gitti diyecek, gittiler diyecekler veya diyecek şöyle oldu böyle oldu. Bir şekilde o ortadan kaybolacağını düşünüyorum ben. Putin onu bırakmaz. Ben onu bırakacağını zannetmiyorum. O bir şekilde onu bertaraf eder. Yerine başkasını getirir, ayrı bir dava. Şimdi konumuza dönelim. Ben önümüzdeki pazartesi ve salı günü enerji hisselerinin hareketli olmasını bekliyorum. Hemen bak. Pazartesi ve şimdi sen söyledin. Pazartesi bunlar geri geldi. Sen yukarı gidecek dedin. Anlamı taşımaz. Her zaman diyorum ki bak, uzun vadeli hisselerde bir problem yok. Kısa vadeli hisse alıyorsanız, oyuncu iseniz, karı görünce vereceksiniz. Bu kadar basit. Alıyorsun, yukarı gidiyor. Karı gördüm, onu patlattı, aşağı geliyor. Eyvah, keşke verseydim. O zaman sen kısa vadeci değilsen o hissene bakmayacaksın. Kısa vadeciysen de karı görünce vereceksin. Al satçıysan aldın. Stop noktasını zaten söylüyoruz. Burası stop diyoruz. Buranın altında bir destek noktası var. Burası kırılırsa %7-8 daha aşağı gelme var. Stopuz, yani 3'e 5'e bakmıyoruz. Kol kesiyoruz diyoruz. Kısa vade tradenin amacı budur. Al sattır. Ama ben her zaman diyorum, borsada yatırımcı olun. Oyuncu olmayın. Oyunculuk çok zordur. Gerçekten çok zordur. Her dakika bakmak zorundasın. Devamlı ilgilenmek zorundasın. 2 dakikada %+7-8 yapar. 3 dakika sonra -5 yapar. Yani oyunculuk, özellikle spek ve yan tahtalardaysan bu hisselere çok dikkat edeceksin. Zaten onları biz hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Bunu özellikle belirteyim. Dikkatli oluyoruz. Pazartesi günü biraz yine sabah seansı açılmadan önce yine videomu çekeceğim. Ben enerji hisseleri, holding hisselerinde bir miktar hareketli olma, ulaşım sektörü zaten bilançosunun iyi geleceğini düşünüyorum. Bilançosunun iyi geleceği hisseleri de bu videomdan sonra sizlerle paylaşacağım. 7-8 tane bilançosunu iyi beklediğim hisseleri de videosunu atacağım sizlere de. Bu videomdan sonra hemen endekse bakalım, endeks son durumu nedir arkadaşlar? Ben zaman kaybolmasın diye biraz çalışma yaptım. Haftalıkta baktığımız zaman, haftalıkta arkadaşlar, endeksimiz teknik ve grafik olarak, benim biliyorsunuz 8 tane indikatörle çalışıyorum. Teknik olarak al veriyor. Ne zaman al verdi? 5 Haziran'dan itibaren al vermeye devam ediyor. Şu bu haftalıkta. Peki nereler destek ve direnç diye baktığımızda, haftalıkta diyorum, bunu özellikle dikkat edin. Şunun rengini değiştireyim. Burası bizim yükselen düşen trendimiz arkadaşlar. Bunun rengini siyah yapalım. Hatta siyah dedim, mavi, siyah yapalım şöyle. Evet. Hatta kırmızı yapalım. Siyah mavi birbirinin içine girdi. Kırmızı olsun. Şöyle. Böyle baktığımız zaman burası bizim alt destek noktamız. Yani 5064 bizim gerçekten alt destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor. 5064. 5064 seviyesi üzerindeki kalmalar endeksin yönünü yukarıya çekmeye devam edecektir. Bu önemli. Şimdi yukarıdaki direnç noktamız haftalıkta baktığımız zaman arkadaşlar, Fibonacci kanalında baktık ve çalıştım yani sizler için. Yani 5739, yani burası önemli bir direnç noktası. 5739'un üzerinde eğer pazartesi ve salı kapatıp bayramdan sonra ne olacağını kimse bilemez. 3,5-4 günlük bir 5 günlük tatilimiz var. O zaman yine zaten videomuzu çekip devam edeceğiz. Yani ben 5739'un üzerinde kalmalara eğer orta vadede hisse alıyorsam takip edeceğim. Ne zaman? 5064'ün altındaki kapanışlarda stopum. Bunu özellikle belirteyim. Ama orta ve uzun vadelerde asla bir problem yok. Sert düşüşler uzun vadede mutlaka alım fırsatı olmalıdır diye düşünüyorum. 5079 geçilirse ben hacimli bir şekilde endeksimizin 6826, ilk etapta 6200-250 test edip oralardan sonra 6826'ya kadar hareket. Buralarda ufak ufak düzeltmelerden sonra eğer
sıkıntılı bir süreç olmasa endeksimizin 7913 seviyesine kadar yukarı hareket edeceğini düşünüyor. Bunu düşünüyor. Alttaki destek noktamızda 5064 dedik. Peki şimdi diyeceksiniz ki ya sen sat demiştin, sattık da şimdi alın. İşte söylüyorum. Cuma günü bir miktar aldık. Pazartesi günü sert düşüşlerde bir miktar alacağız. Salı günü bir miktar alacağız. Gerekirse nakitimizin isteyenler %30-40'ını, 20'sini, 30'unu artık neyse tutabilir. Bayramı bekleyip bayramı atlatıp bayramdan sonra bir miktar alım da yapabilir. Risk almak istiyorsanız pazartesi, salı, ama ben risk almak istemiyorum diyorsanız bayramı bekleyin. Bayramı bir atlatalım, ondan sonra görelim. Durumu ona göre değerlendirirsiniz. Risk almak istemeyenler bayramdan sonra, risk almak isteyenler pazartesi ve salı sert düşüşlerde portföy yapabilirler diye düşünüyorum. Bunu özellikle verdim. Benimle irtibata geçmek istiyorsanız Twitter'dan Resul Aktaş Borsa veya Borsa Kapısı Resul, 8500-9000'e yakın bir Twitter'da takipçim var. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da mesaj atabilirsiniz. Her zaman yanınızdayız. Her zaman elimizden geldiği kadar sizleri korumaya çalışıyorum ve koruyacağıma da söz veriyorum. Yeter ki sakin kalın. Stres yapmayın. Oradan buradan duyduğunuz, sosyal medyadan duyduğunuz şu hisse 3 katına 5 katacak hisselerden ziyade böyle ihracat yapan, temettü veren, sağlam, güçlü hisseleri takip edersek uzun vadede buralar alım fırsatı diye düşünüyorum. Şimdi dediniz ki buradan aldık. Pazartesi salı düştü. Eyvah sen alın dedin, düştü. Bak bunlar uzun vade için diyor. Kısa vadelerde sert düşüşler alınır, kar olunca verilir. Bunu unutmayın. Eğer ben al satçıysam mutlaka bir stop noktası belirlerim. Atıyorum 10.000 lira. 10 bin liralık bir hisse aldım. Baktım 2,5 düştü. Satar çıkarım 250 lirayı. Ben artık alnımın terinde kazanamadım. Artık güle güle deyip stop olacaksınız. Stop olmak çok önemli. Kısa vadeci ve oyuncu isen stop önemlidir. Nasıl stop konur derseniz, benim kanalımda stop noktası nasıl konur diye zaten YouTube'a yazdığınızda orada ben çıkıyorum, birebir anlattım, onu da izleyebilirsiniz. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.